Merhabalar arkadaşlar, bizden konuşalım'a hoş geldiniz. Programımızı bugün farklı şekilde açmak istiyorum. Bu şekilde programımızı da konusunu anlamış olursunuz bu şekilde. Yerte 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 de, yeşkizünü börte de, bir varmış bir yokmuş, bizden konuşalım diye program varmış. Ha. Onun içerisinde Haiti'den, Almanya'dan, Gana'dan, Avustralya'dan, Bosna Hersek'ten ve Kazakistan'dan gelen arkadaşlar varmış. Güzel. Şimdi peki anlamış olduk değil mi? Ha pardon, Kenya arkadaşı varmış. Evet. Kenya'dan bir tane arkadaşımız daha var. Evet. Bu konuyu... miş miş falan vardı ya. Şu miş miş falan kullanıyoruz ya gece. Evet. Ben Türkçe öğrenirken aslında benim çok hoşuma giden bir şeydi yani, bir ektir yani. Biz buna, bu eklere geldiğimiz zaman ondan sonra bütün konuşmalarımız hep bu şekilde konuşuyoruz. Evet. Neden geliyorsun? Yani ben çarşıdan geliyormuşum. Yani gidiyormuşum, mişim. O mişmiş hakikaten çok hoşumuza gidiyordu. Ha, bu beleşmiş falan. En sevdiğin kelimelerden biri. Sonradan fark etme değil mi? Yani? Ondan sonra meğer yani duyulan geçmiş zamanda kullanıyoruz yani. Senin şahit olmadığın halde duymuşsan o zaman mişmiş falan kullanıyorsun. Evet. Yani biz, ben bunu neredeyse lise sonuna kadar ancak öğrenebildim yani. Ama hoşuma giden bir şeydir yani Türkçe'de. Peki yani mişmiş diyoruz da konu ne olduğunu anladık mı? Tabii. Evet, nedir? Mışmış yani miş boşanakta fare anlama geliyor. Yok, gerçekten mışmış fare anlama geliyor ama hikayeler konusunda. Fare. Evet. Fare. Konumuz gramer değil. Konumuz yani masallar, mizah anlayışı her evet. ülkede ve destanlar. Bundan önce bir de şeyi de belirtmek istiyorum. Ramazanımız geçmiş oldu. Yani şu anda yaz programlarına başladık. Yani inşallah hani heyecanla güzel şekilde sıcak havayla devam etmiş oluruz. Evet. Peki arkadaşlar. Ne oldu? Niye kaçıyorsun? Alex'e bak. Ben kime bakacağım? Şimdi sen... kim hikaye söylemeye başlayacak da o önemli yani. İbrahim ya, tabii. Dino masal anlatıp durma ya. Evet. Peki masal. Masal deyince ne aklımıza geliyor? Masal nedir? Fas'ta eski döneminde, Osmanlı döneminde insanlar caddede masallar anlatırken bir sanattır. Hala böyle bu kültüre mizah yani şey koruyucu insanlar var ve onlar mesela bin bir gece var ya biliyorsunuz onu ezberleyen insanlar var ve söyleyerek, göstererek, hareket etmek yani ben gibi şeyler şu anda insanlar çok güzel böyle heyecanlı ile bir masal anlatıyorlar seyircilere ve şu an kim ne kadar para verecekler bir TL, bir kuruş, iki kuruş böyle şey falan caddedeki yapılan insanlara yani. Öyle açık ya, o zaman yani masalı... genelde çocuklara söylenmiyor mu? Adam bu demiş evet, ya. Yani evet. Çocuklar yani para verip Evet, öyle o zaman çocuklar mı yani para veriyor? Hayır, çocuklara genelde anlatılmıyor mu? Evet. Yani çocuklara, tüm seyirciler ve şu an turistlere genellikle bu... Demek ki eskiden öyle değildi. Yani eskiden yani halka hani böyle evet. televizyon yok, sinema yok, muhabbet, sohbet olsun diye yani şehirden dediği gibi anlatılıyor. Sonradan artık bu hani halk içerisinde pek kullanılmadığı için artık hani evlere geçmiş. Çocuklara akşam hani genelde uyumadan önce anlatılır ya. Evet. O şekilde bir göç etmiş olabilir diye düşünüyorum. Şurada bizde bu şekilde anlatılır diye biliyorum. Kusura bakma sözünü kesiyorum. Çok da dikeriz yani. Çok fazla kesme zaten sesi biraz kesik. Masal evliyim. Sanki hep çocuklara anlatılan bir şey gibi oldu ama pek de aslında yani öyle değil yani. Yani genel bildiğim gündüz hayatımızda bir şey oluyor. Onun üzerinden bir masal anlatarak ondan ders çıkartıyoruz yani. Sen şöyle yaptın yanlışmış diye. Hani mesela insan o kadar uyanık olma diye üzerinde sana bir masal anlatılabiliyor olması. Bak şimdi İbrahim'in söylediğine gelmiş oldun. İbrahim ne dedi? Misal yani, örnek dedi. Zaten ben buna karşı çıkmadım ki. Karşı çıktın, nasıl karşı çıkmadın öyle ya? Öyle mi? Bir iki çıktı. Dakika öne alabilir miyiz videoyu? Bu şekilde karşıya şeye çıktım. Masal, misalden geldi. O tamam, ondan karşı çıktım yani. Ama hani o anlatış şeklinden karşı çıkmadım. Sadece tamam, kelimeler dur. Ne geldiğini... Abdülhafiz'den karar istiyorum. Örnek vererek şey oluyor. Aynen, örneğe şimdi gel. Kafama takılan bir şey var. Önceki bölümlerde bir karagöz... Evet. Dedi. O masal mı oluyor? Hacivat mı karagöz? Ha. Yok, o masal olmuyor. Hatırlıyorum. O da masal şekil olmaz mı ya yani? Onlar masal yani anlatabiliyor masal... yani. Sen ya. Şimdi Abdülhafiz diyor ki işte günlük yani günü içerimizde şeylerini anlatıyoruz değil mi? Ondan bir örnek alıyoruz ya da işte ders almaya çalışıyoruz. Ama benim anladığım kadarıyla masal genelde gerçek olmayan bir şey. Yani uydurulmadı. Acaba her zaman öyle mi? Uydurulduğu bir şey. Masal var, gerçek olabilir. Şimdi... Doğru söylüyormuş. Efendim? Doğru evet, söylüyormuş.
Tamam. Yani genelde uyduruldu ya da işte genelde hayal gücünü kullanarak. Evet. Çünkü hayal edilen gibi bir şeyler değil mi? Çünkü çocuklara anlatılır. Yani çocukları böyle işte onları heyecanlandırıp ya da işte onların daha zaten onların hayal gücülerine şey yapıyorsun yani güçlendiriyorsun. Pekiştirmek. Yani cadı var, peri var öyle gibi bir şey. Ortaokulu döneminde her hafta bir masal ezberliyorduk yani. Tam masal anlatma sesi var şu anda. Değil mi? Yani çok güzel. Ama şey masal. Aynen korkunç. Şey var. Bu arada mesela şimdi geçmiş olsun diyelim. Hani bütün seyircilere. Bahar durma yemeyin. Buhar. Bir dua ederseniz. Teşekkür arkadaşımıza. Ediyorum. Evet. Bizde şey vardı. Le Fabre de La Fontaine. La Fontaine belki evet biliyorsunuz. Çok meşhur bir Fransız yazar. Onun masalları genelde hayvanlar üzerine oluyordu. Hmm. Çünkü o dönemde şey vardı. Bayağı siyasi sıkıntıları vardı. Direkt saldırmak istediği kişileri yapamadığı için daha çok hayvanlar üzerine yapardı. İşte kralı şeye benzetiyordu, efendime söyleyeyim aslana ya da çok böyle akıllı ya da kurnaz olan bir kimseyi tilkiye benzetiyordu. Ya o şekilde yani demek istediğin şeyi o şekilde götürüyordu. Biz her hafta mantıklı, özellikle cuma günü öğleden sonra bir ezberleyip hocaya anlatıyordu. Peki kaç tane ezberledin şimdiye kadar? Hakkında var mı yani? Vallahi en az bir 30 tane falan var. Hadi yani bir tanesini alalım. Vallahi evet, bir tane söyleyebilirsin yani. Bir tanesini 30 alabilir. Tane de bir tane seç. Masalların kendisine girmeden önce şunu sormak istiyorum. Yani sen unutma, senden başlayacağız. Şimdi masala girmeden önce program başladığım gibi bir varmış, bir yokmuş deniyor. Fakat bu her ülkede farklı. Mesela ben de sürekli diyorum yerte 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 diye yeşki cünü börte de diyorum. Evet. Biz böyle başlıyoruz masallara. Peki sizin ülkelerde nasıl başlanıyor? Sırbistan'da ve ne anlama geliyor bir de? Balkan ülkeleri şöyle. Bilo je to nekada davno. He? Bilo je to nekada davno. Peki yani, bilo je to ne kadar? Anladım ben. Ne kadar tamam. Ne kadar davno. Yani ne kadar davno. Çok eskiden olmuş bir olay. Evet. Oradaki ne kadar kelimesi ne kadar, benim bildiğim ne kadar anlamıyor ne kadar mi? Ne kadar evet gibi bir şeyler. Vay, adam nasıl bağlantı tuttu ya. Masal ya, masal ama Türkçe demiyor değil mi? Başka dili çözüyor. Peki Mustafa sizde? Bizde genelde once upon a time. Evet. There was a. Bir daha sen İngiliz misin ya? There was a princess and prince. Bir daha söyle. Dile ama gerçekten masal anlatacakmış gibi geliyor. Once upon a time. Hayır, öyle biraz daha şeyli böyle. Ha. Daha demin daha iyi söylemiştim. Once upon a time. Evet, bir hikaye dinleyemeyecekmişiz. Bakalım. Uykum geldi artık. Once upon a time, there was a princess and a prince. Of. Neyse, burada durayım. Devam etmeyeyim. Bu şekilde. Yani peki, bir zamanda onun bir şey tecrübesi oldu. Yani evet, zamandan. Ha, bize benziyor. Zamanların bir zamanında. Zamanında, gibi. Evet. Bir şey olmuş. Peki Vahit. Evet efendim, söyle bakayım. Efendime söyleyeyim, senden bir alalım bir Gana şeyin usulünü. Yani bizde hani her dilin farklı oluyor. Mesela bizim kullandığımız dil yani Hausaca şey diyorlar. Gatenen gatenenku. Nasıl? Gatenen gatenenku. Gatenen gatenenku. Gatenen gatenenku. Ve sen de karşısında ne diyorsun? Tetitokomu. Tetitokomu. Yani gatenen gatenenku işte geldi neredeyse öyle bir şey. Geldi sen de gitsin gelsin diyorsun. Aha. O şekilde giriyor yani. Karşılıklı yani. Karşılıklı evet. Sizin o zaman masal anlatırken de karşılıklı evet mı oluyor genelde? Yok şimdi büyükler çocuklar otururken gatenin gatenunku ona da şey cevap verirken herkes susar. Ha böyle yani, koroşuk gitsin yani, gelsin. Gitsin gelsin. Herkes susuyor. Huzura anlatan anlatıyor. Artık masal başladı demek. Anladım. Bizimki de bir tekrarlatayım. Yerte yerte yertedi, yeşkıcını börtedi. Aslında bu ikinci bölümü birazcık hani rifma mı diyorsunuz? Yerte de. Şey için. Hücum burta de. Koros mu? Hani anladım. Anladın sen. Yerte de. Herhalde o bestede de oluyor ya arkalar birbirine benzesin diye. İşte, hani kafiye, daha güzel duyulsun. Kafiye olsun için yani. Çünkü anlamı yok ikincisi. İlk şey kısım yerte de. Yani erte demek erte yani Türkçe'de olduğu gibi. Bir eski zamanlarda yeşki jünü börte de. Keçinin yünü börtede yani böyle toplanmış gibi yani böyle. Topak olmuş. Aynen. Yani bir anlamı yok ikinci kısmın da. Hani böyle başlatmak amacıyla yani. İnşallah onun arkasından gene hikayeler anlamı var değil mi abi? Genelde. Genelde. Çalıştı ya gene. Ben de işte destek verdim. İşte ben de güldüm yakın diye. Neyse sen söyle.
Ben mi? Almanya'da. Evet. Ben merak ettim. Almanya basit. Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit. Ha? Çok basit bir şey. Ya. Çok basit. Yani çok fazla geçmiş ya. Zaman geç nasıl tercüme edilir? Es war einmal hani notere götürebilir misin? Yavaş söyle bir daha söyle. Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit. Bak, yalan, bak şimdi bizim dinleyenlere uzun zamanlar için. Anlayan var yani. Uzun zamandır. Tamam. Allzu langer Zeit. Uzun zaman geçmedi ki şu olay oldu. Yani çok geçmemişti. Ya. Daha yeni oldu. Oradaki o irtibatı sağlayabilmek içindir. Aha, yani onlar yakın aynen. Geçmişte bahsediyorlar Türkçe'de yani. Bir varmış bir yokmuş ama bir de bir daha bir şey var. Ama affedersiniz ben orayı hiç anlamadığım için biraz yuvarlayacağım. Bir eski zaman içinde, evvel zaman içinde. Yok ya nasıldı? Ha, sen bunu bilmiyor musun? Nasıldı? Eski zaman içinde, kambur zaman içinde miydi? Nasıldı? Eski zamandı. Ha. Ne içinde? Saman içinde ya doğru. Saman içinde. Saman içinde. Evet. Söylesinler. Evvel zaman içinde. İkinci kısım. Evvel zaman içinde. Kambur zaman içinde mi? Saman, saman. Saman. Aa kalburmuş ya. Kalbur saman içinde. Kalbur ne? Saman içindeymiş. Ondan sonra dedem hep böyle farklı bir şey uyduruyordu bir de arkasına bir beyit daha. Var 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 devam var. Efendim? Develer telliyken. Tellayken. Tellayken. Abi ya zaman evet. Güzel ya. Diğer neydi? Valla bence abilerimizden direkt alalım. Evet, evet direkt, varsa. Direkt alarız burayı. Ne? Masal bir anlatmak Fireler? İçin. Lost in translation. Efendim abi. Feriler ne? Mermer iken? Fireler? Berber içinde. Berber iken. Tamam. Ben? Berberimin? Bebeğim mi? Beşiğimi. Abi o zaman abi, da, o zaman şiir, da abi yani. Çok da anlamıyordum bana böyle şey gibi bu geliyor. Bu şiir ya bu ne ya? Yani. Vallahi benim kafam çok şişti. Ama çok güzel ya. Şöyle yapsak bir tüm olarak alabilir miyiz? Yani evet başlayalım. Tüm olarak alalım. Ya çünkü biraz anlamsız oldu da şimdi. Aynen. Evet, zaman içinde. Bir, tamam. Musa abi bir daha içinde. Söyle. Ben, tamam. Yaz sen. Evet, yazıyoruz. Evet yazıyoruz. Abi, yaz. Yazmıyorum. Duymuyorum ki. Evet ilk baştan. Evet. Bir tamam. Varmış bir yokmuş. Bir varmış bir yokmuş. Varmış. Öyle değildi ya. Yokmuş. Bir yokmuş evvel tamam. Zaman içinde. Tamam. Evvel zaman içinde. Içinde. Evvel zaman. Kalbur saman içinde. Kalbur saman içinde. Sen de yaz abi. Kalbur mu? Kambur mu? Kalbur zaman saman içinde. Kalbur zaman. Kalbur. Kalbur. Bur. Kalbur. Kalbur değil le. Zaman. Kalbur. Saman. Saman içinde. İçinde. Tamam. Saman devamı. Içinde. Develer. Develer. Develer ne alakası var burada? Develer tellal iken. Tellal. Develer ne yapıyorlar? İken. Tellal, tellal. İken. Devamı. Ben anlatacağım. Pireler. Pireler berber. Berber ne alakası? Pireler berber. Pireler berber iken. Berber iken. Berber iken. Devam. Ben annemin beşiğini. Beşiğini. Tıldır mıldır sallarken. Tıldır mıldır sallarken. Tıldır mıldır mı? Ha tıngır mıngırmış. Tıngır mıngır. Türkiye'de farklı sallanıyor. O size mi? Tıngır mıngır. Aynen. Mıngır. Teyze, teyze. O size tıngır. Tıngır mıngır sallarken. Sallarken. Tıngır mıngır ha para tıngır mıngır. Evet doğru doğru yani. Anladı şimdi. Devam et. Tamam. Tamam. Bir daha oku şimdi başla. Bir varmış, bir yokmuş. Evet. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Evet. Pireler, develer teller iken, pireler berber iken, ben annem beşiğini tıngır mıngır sallarken. Tamam. Evet. İyi güzel. Evet. Wow, yani çok güzel. Uzundu gerçekten. Evet. Hiç bu başlangıç mı? Bu sadece başlangıç. Bu hikaye ya. Doğru ya. Aynen. Şimdi ilk önce develer ne alakası var bu hikayeyle? Ya, ya hikaye işte bu alakası var. Alakasız olacak yani. Aynen. Yani bizimki gibi yer yani hiç eşkili bir örtelik gibi senin. Sen annenin beşini nasıl sallayacaksın? Annenin beşi. Ha doğru ya. Ha doğru. Ha doğru değil mi? O da bence bu cümlenin içinde var. Anlatım bozukluğu var yani. Aslında bunu yok bakması lazım bunun. Öf ya. Ne alaka ya. Sen devam et. Hafı sen devam et. Öyle yani garip, ilginç olaylar olması i̇şte gerekiyor. Bunu buna laf anlatmıyor. Boşver ya. Bizde iki türlü oluyor. Evet. Okuldaki öğrendiğimiz masallar oluyor. Yani az önce ezberlediğimiz. Bir de halk olarak öğrendiğimiz masallar oluyor. Okuldaki öğrendiklerimizi daha çok Fransızca oluyor. Ya yani neredeyse biraz İngilizceye benziyor. Il était une fois.
Yani bir varmış bir yokmuş. Il était une fois. Il était une fois. Un roi qui avait épousé une très jolie femme et ils eurent. Devant. C'est très joli, c'est très joli. Devant. Et ils eurent une jolie petite fille. La petite fille s'appelait et. Bu sadece başı mı şu an hala? Maximilian. Evet. Aynı şey Maximilian gibi. Maximilian erkek ismi. Ha, film miydi? Manifik. Yani diyebilirsin yani o şekilde başlıyor. Ya ana dilimizdeki olan masallar ise şey daha çok tegonle. Yani eski zamanlarda öyle bir olay olmuştu. Daha çok öyle oluyor. Bir kelime mi? Tegonle mi? Tegonle. Tegonle. Ha 3 4 Tegonle. 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 Öyle. Bilir. Tegonle. Tegonle. Ne demek? O zaman da var ya. Şey şimdi devam et abi sen. Hey tekrarla. Tegonle. Tegonle. Ne demek? Tegonle. Yani eski zamanlarda bir şey olmuş. Yani once upon a time gibi. Yani o gibi işte. Ama şimdi şunu sormak istiyorum. Hangi dil konuşuyorsun mesela halk olarak? Krio mu ya da şey? Şimdi halk olarak hepimiz kriyolca konuşuyoruz. Hı-hı. Ama eğitim dili bir de resmi dilimiz Fransızca. Peki tamam. Senden şey alıyorduk yani o masal alıyorduk. Başına gittik. Sen bir tane biz masal söyleyecektin. Kısa ve çok hani şey verecek. Biraz önce söylemedi mi? Ha yok. Yok başı güldürüyor. Şimdi bir tane şey var ya. Ne? Ha. Güldürürken tamam. De öğretir mi falan ha, bir şey. Castigat griden domores. O zaman şöyle yapalım. İçeriden böyle şey geldi. Ne deniyor ona? Teklif geldi. Masalı en son anlatalım. Hani bu tamam. Uyumadan önce yani program kapatmadan önce şekilde olsun. Şimdi de genel olarak şimdi masal var. Yani bu sadece masal değil de mizah şeyleri. Yani aynı şekilde örnek olan. Mesela Türkiye'de kim var? Nasrettin Hoca var. Emel ve Dursun var. Adam. Onun gibi bir örnekler, kim hangi ülkede ne var? Hatta bir kısa bir olaylar varsa onlar da bir. Ondan geçmeden önce anlatalım. Şey diyecektim ya. Benden teklif. Evet. masal genelde şimdi benim bildiğim kadarıyla yani belki sizin yani ülkenizde belki farklıdır. Ama içerik olarak yani mesela cadı olur, prenses olur, prens olur, işte kral olur, dragon falan vesaire. Yani bunlar genel mi sizin ülkenizde yoksa kullanılıyor mu yoksa farklı içerik olarak anladım. Yani ne kullanılıyor? Yani neyden bahsediliyor? Ya o daha çok kültürel bence yani çünkü hani... Mesela bu dragon falan dediklerin genelde böyle mesela Batı ülkelerinde evet. Daha çok gibi. Mesela bir de Çin'de. Çin'de. Evet. Çin'de mesela Kazakistan'da bizde pek öyle şey yok. Bizde daha yok. Çok hani hayvanlar üzerine at. Geçiyor yani. At. Bak, at. Şaka çok değil güzel. Gerçekten at. Arı şey mı? Mesela şey var mı? Yok. Unicorn. Türkçesini bilmiyorum da. Tek yani bir şey var at, ya. Aynen öyle şey var. Böyle bir benzeri falan ne var mı? Yok o yok bizde. Yok. Biz çünkü sadece attan, normal at. At da ya. Hayali at yok bizde. Ha, hayali at yemiyorlar yani. Şimdi. Gerçek at yiyorlar bundan dolayı. At var işte o bilmem şey var. Neydi onun ismi? Şu. Neydi? Kedi var ya büyük kedi. Ha. Aslan. Ha aslan. Adam aslan. İsmini hatırlayamadım ya. Büyük kedi. Büyük kedi. Özellikle aslan çok şimdi oldu. Hayal gücü kullanıyorsun değil mi? Valla aklıma gelen kelime. Aslan. Özellikle geçen mesela önceki programlarda şey bizim iftarda olduğun şeyi söylemiştim. Pardon. Niye güzel ya? Abi ben kendini gördüm. Kendime çocuk hissettim yani. Büyük kedi. Ne? Büyük kedi var ya. Aslında o iyi söylüyor. Ben genellikle sesleri çıkartıyorum. Benim kelime bilmediğim de onda ben ha diyorum yani. Evet sesler de var. O daha çok güzel. Evet masal. Neyse. Onun evet, gibi şeyler yani. Bizde genelde hani. Ülkemizde bulunan şeyler genelde böyle çok olmayan şeyler pek. Ama haklısın genelde batıda olan genelde o benzeri şeyleri kullanıyoruz. Siz kangaroo mu kullanıyorsunuz? Ha doğru ya mantıklı. Onu kangaroo yok. Kullanmıyoruz ya. Hep prensesler. Yani aborijinlerinin yani onlar belki kullanırlar ama biz yani bildiğim yok. Aborijin derken sen Avustralya yerel masallar biliyor musun? Bilmiyorum. Nasıl biliyorsun yani? Aborijin değil mi? Çok ya ama Avustralya'da değiliz yani. Aborijin yani. Yok anlatılmıyor yani annem babam. Anlatmadım. Zannetmiyorum ki amcamla teyzeme Burcu'na arasında yapmış olsun. Ya Burcu anlatsın. Doğru. Onlar da belki... İyi bakalım beyler ya fazla şey yapmadan. Siz de Nasrettin Hoca'ymış değil mi? Evet. Temel, Dursun, başka evet. Kim var mı? Başka var mı? Kim? Efsane var. İşte Aslı ve Kerem var. Kerem. Leyla ile Mecnun var. Şirin ile... Leyla Mecnun Fars'tan geliyor. Değil mi? Fars'tan geliyor. Leyla ile Mecnun.
Öyle diyorlar. Hı-hı. Ama bence burada bizim Amasya'da onlar. Ha şey, Leyla ile Mecnun mu? Leyla Mecnun Fars'tan. Olabilir, çöllü bir yer olması gerekiyor. Onun şey falan kaybediyorlar. Peki bize bir kısa bir Nasrettin Hoca'dan içeriden istek yani ben söylemiyorum. Öyle mi? Ya şimdiden mi? Ya biraz siz anlatın. Seyirciler biliyor ki Nasrettin Hoca'yı. Biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Ben de nasıl bilmiyorsunuz? Kaç bilmiyorum. Hani sen bize şimdi örnek vereceksin. İbrahim anladın çocuğa hani benziyor mu? Mizah anlayışını Türkiye'deki nasıl olduğunu hem biz onun üzerine hani konuşmayalım. Tamam anlatayım. Ben bir tane anlatayım. Hayır anlatıyorum. Boş ver. Zamanında Nasrettin Bey diye bir adam var. Türkiye'de. Yavaş, iyi başlamamışsın. Baştan kaybetsin. Zaten hoca. Bir tane anlat o zaman ya. Tamam. Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca. Nasrettin Bey. Bir gece acayip susamış. Evet. Şimdi bugünkü olduğu gibi de böyle şebekeden veya işte şişeden su yok. Kovasını almış, bahçedeki kuyuya gitmiş. Kuyudan bir eğilince bakmış ki ay kuyuya düşmüş. Kim? Ay. Kuyuya benim düşmüş. Bizim hayvan ay mıysa bizim... Ay. Hayvan ay mı olur ya? Ha, ayı. Yay, ayı, ay, tamam. Ayı. Tamam, pardon. Ay, tamam. Yine espri yapmaya çalıştı ya. Espri değil, gerçekten burada takıldım ya ondan ya. Tamam. Neyse. Ayı... Ağladı şimdi, ayı, neyse. Öyle görünce demiş ki ben bu ayı oradan çıkartayım ki hani yine yerine geçsin, ortalığı aydınlatsın. Kovayı kuyuya sallamış. Suya değince de bütün gücünden çekmeye başlamış. Çekmiş. Kovada kuyunun oradaki bir taşa takılı kalmış. Hoca çekiyor ama kova gelmiyor. Hı hı. O da ne düşünüyor? Tabii ki ay içinde ya ağırlaşmış iyice artık çekemiyorum diye. Öyle düşündükçe iyice asılmış. Sonunda da o kadar asılmaya ip dayanamamış. Ve o şiddetten dolayı yırtılmış. Nasrettin Hoca tabii o ara geri atılıyor. Yere düşüyor sırt üstü. Ve yukarıya bakıyor. Bakıyor ki ay yine yerinde. Sonra... Şükürler olsun ya bu kadar zahmet edeydi ay yine yerine geçti diye suyunu alıyor içeri gidiyor içiyor. Evet. Evet. Anlatmış yani gülmen lazım sana. İlla gülmemesin gerek mi? Ama ya, şimdi iyi hikaye ya. Hayır bu şimdi şunu sormak istiyorum. Ben ilk defa bu hikayeyi duydum gerçekten. Ben de ilk defa duydum. Öyle mi? Bu fıkraymış bu ilk hikaye demiş. Şimdi bunun amacı ne? Evet. Fıkra ne? Ondan soruyor. Ondan fıkra ne? Yani ders. Ne yani? Ders ne alıyoruz yani? Ne öğreniyoruz? Fıkra ne olduğunu soruyorlar. Şeyden. Yani çocuklar mesela fıkra ne öğreniyorlar? Olaylardan üzeri insanları hani normal bir hikaye gibi olup sonunda bir anda komik bir şey olmasıyla beraber dinleyeni güldürmek. Aha, tamam. Yani ders vermek yani burada da. Ders de var komik bir şekilde mizahla. Bir anlamı anlamadın mı? Bir anlamı. Benim genelde duyduğum fikirler hep üzerinde bir ders çıkarabiliyor. Özellikle Nasrettin Hoca'nın dersi. Orada mesela orada o iyi niyetli ayı oradan kurtarmak istemesi, ne kadar da zorlansa devam etmesi. Pes etmemek yani. Pes etmemek. Anladım. Sonuçta başardı mı? Ay yerine geçti mi yine? Geçti abi. O zaman geçti. Şimdi evet. Koca Nasır derken neydi? Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca. Ya ne gülüyorsun? Kazakistan'da Koca Nasır o ya. Öyle mi diyorsunuz? Nasrettin Bey. Adamı bak ya. Sen de anlatayım mı? Anlat. Abdülvahid'e gelsin bu. Tamam. Tamam. Sen ders al orada. Yaz al kalem. Yazsın oraya dersin. Yine bir gece Nasrettin Hoca uyuyor. Ve muhteşem bir rüya görüyor böyle. Oh. İnsanlar böyle sıraya geçmiş. Ve her biri ona bir akçe veriyor. Ne? Hani akçe. Para. Akçe veriyor. Gelen geçen veriyor. Bir oluyor, iki oluyor, üç, dört, beş, altı, yedi, dokuz tane akçe. Dur, kime veriyor? Nasrettin Hoca'ya veriliyor. O altın para, yuvarlak olan. Ya akçe veriyor işte. Para yani. İşte ya. Para. Akçenin para. Olduğunu bilmiyorum. Para. Ha para, tamam. Kesmeyin ya. Hayır yani gümüş olsa altın olsa ne yazar? Tamam. Tadı gidiyor. Ya bak bir de bak şu da önemli. Fıkra anlatırken bölünmez. Bölünmez aynı. Ha bölünmez tamam. Sorularınızı yazın. Bittikten sonra soracağız. Ha okey. Hayır bir de fıkrayı anladıktan sonra niye güleceksin ki? Bekle. Evet, bak tamam. Akçe. 9 kişi buna akçe veriyor. Ve önüne geçiyorlar buna. Hoca sayıyor bunu 9. Ya bari şunu ona tamamlasak diyor. Nasrettin Hoca. Ne kadar ısrar ettiğiniz kimse bir akçe daha vermiyor. Tam o ara Nasrettin Hoca uyanıyor hemen eline bakıyor. Bakıyor hiç para yok elinde hiçbir akçe yok. Hemen yatıyor geri gözünü kapatıyor. Tam 9 da olurdu diyor. Evet bu sana olabilir aslında mantıklı. Aslında biz de tam tersi aslında. Ne anladın ama? Ona benzeyen bir şey var aslında. Bir dakika ne anladın? Evet mesaj var burada. Yani insan elindekinin kıymetini bil fazla şikayet olma. Yani. Aynen. Evet. Hatta fazlasını isterken elindekinden de olursun. Evet. Doğru.
Evet, çok mantıklı bir mesaj. Bizde aynı hikaye var ama tam tersi aslında. Bir gün işte aynı şekilde Nasrettin Hoca çıkmış dışarı. Hani parası yok. Siz de derken? Gana'da yani. Bir dakika, sizde de Nasrettin Hoca mı var? Oraya kadar gitmiş mi ya? Yok, ismen değil yani. Neyin? Başka bir şey kullanıyor. O zaman girişgahı yap da bir anlayalım. Ha, o ne mi? Bir söyle bakayım ya. Bizde Nasrettin Hoca Gana'da Anansi. Kweku Anansi. Aslında Gana demek istemiyorum çünkü farklı dillerde farklı şeyde geçer. Yani bütün Afrika'da var büyük yani var, çoğunluğunda. Yani var yani. Biz ama Kweku Anansi diyoruz. Tarif istiyoruz yani. Tamam. Hoca neydi ya? Nasrettin Hoca gibi birisi mi yani? Nasıl? Hayır, yani? Ben duyamadım. Geliyorum abi. Nasıl isim? Kweku Anansi diyoruz. Yani Kweku? Kweku Anansi. Kweku Anansi. Kweku Anansi. Tamam. Kweku Anansi aslında Anansi kelimesi örümcek demek yani. Ha, Spider-Man. Spider-Man. Yani ve Spider-Man var. Man değil işte. Kweku Anansi, Spider demek, Anansi demek. Ve genelde bizdeki o hikayede genelde Anansi uyanık bir insan oluyor. Ve sonunda kaybediyor yani. He. Kazanan insan değil yani. Ha. Yani uyanık bir insan olduğu için sonunda hep kaybediyor yani. Bizde bunun tam tersi de var. Evet, devam. Siz ne yapıyorsunuz? Devam et, sen bitir sonra söylerim. O parayla ilgili mesela başka bir hikaye var o şekilde. Diyor annesi bir gün çıkmış işte dışarı. Parası yok, bir şey yok. Gezerken Allah'a dua etti. Ya Allah'ım bana mesela 10 TL verirsen ben senin için 1 TL infakta bulunacağım diyor. Tamam mı? Dua etti. Ondan sonra yürüdü. Bir yerde bir bakmış 9 TL yerde. 9 TL alınca adam uyanık ya. Ya Allah'ım sen ne büyüksün ya. Sen daha bana vermeden senin payını çıkarmışsın diyor. Yani seninkine benzer kısa bir şey ama daha bizdeki hikaye daha çok uzun oluyor yani. Böyle yani 2 dakika anlatılan bir şey değil yani. 5 dakika, 10 dakika uzun masal gibi. Yani. Masal gibi bir şey oluyor yani. Devam et. Ama sizinki biraz farklıymış yine yani. Farklı. Tabii anladım. Şimdi Nasrettin Hoca dedin ya, bizde de aynı şekilde Kazakistan'da onun Kazak versiyonu var. Koca Nasır. Hı hı. O da aynı şekilde hani birazcık Türkiye'de olduğu gibi hani örnek verme, kısa bir hani genelde böyle nasıl diyeyim şakayla karışık. Kısa ve öz. Aynen. Esprili, komik. Aynen. Özellikle hani genelde bir hata falan yapar. Nasıl diyeyim komik şeyler yapar ve onun üzerinden insanlara biraz düşünün bu konu üzerinden falan olur. Bir tane şey anlatayım. Galiba Türkiye'de galiba bunun örneği var galiba. Tam bilmiyorum. Şimdi şöyle yapıyor Koca Nasır. Nasrettin Hoca. Koca Nasır diyeyim değil mi? Tamam. Tamam. Şimdi Koca Nasır şöyle çok eski kıyafetle böyle çok yırtık falan kıyafetle şeye gidiyor. Neydi onun ismi? Düğüne. Bir yemeğe davet ediyorlar. Yemek ziyafetine gidiyor. Yani. Aynen oraya gidiyor. Ve oraya gittiği zaman kimse bunu takmıyor. Kimse bakmıyor. Yani adam bir lokma bile ağzına atamıyor. Sonra neyse diyor giyiyor. En güzel kıyafetini falan giyiyor. Ondan sonra gidiyor. Gittiği zaman da herkes buyurun yani çok büyük bir şey gelmiş, misafir gelmiş buyurun falan diye oturtuyorlar. Ve Koca Nasır en işte başa geçiyormuş. Sonra oturuyormuş böyle yemeğini böyle yavaş yavaş şey yapıyormuş. Yani yemeği yaklaştırıyormuş. Yani giydiği elbiseyle evet, yemeği şey yapıyor. Evet yemeği böyle dokunduruyormuş. Herkes diyor ki Koca Nasır ne yapıyorsun sen diyor. Yani niye kıyafetini böyle yemeğe sürüyorsun falan demiş. Diyor ki ben geldim ilk başta dedi. Kıyafetim eski dedi. Kimse beni takmadı diyor. Şimdi güzel kıyafeti giydim. Herkes güzel kıyafetimden dolayı beni öne çıkardı. Ben de işte ona yediriyorum. Çünkü siz onu davet ettiniz buraya şu an dedi. O şekilde güzel. Evet, aynı sözü de var. Orada Kürt diyor. Yani ondan sonra ye kürküm ye diyor. Heh. İşte galiba onu duymuştum evet, ben öyle bir şey. Ye kürküm ye diyor. Bizde de o şekilde. Bu belki çok biraz güzel. Komik olabilir ama komik olduğu kadar da bir eleştiri var değil mi orada? Kesinlikle evet. Kesinlikle. Hani tabii. Sadece hani yani orada bir hikmet var değil mi? Hani insan olduğu için ikram, insana insan olduğu için ikram edilmesi gerekirken insanlara kıyafetlerinden dolayı, statülerinden dolayı, mevkilerinden dolayı ikramda bulunuyor. Hoca da onu çok güzel bir şekilde kendisi yemiyor, elbisesine yediriyor. Sonuçta aynen. Ona ikram ediliyor. Aynen. Kendisine değil. Peki işte Koca Nasır üzerine şey yapalım. Sen hani kültür olarak... Koca Nasır. Pardon, Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca. Duyduğun, öğrendiğin bir, yok, bir fikralar var mı? Hiç bilmiyordum. Allah'a mı ne olduğunu, evet. Yani bir hoca, yani hoca. Siz de öğrenci miydi yani? ama bir hayvan olarak bir şey var mı? Yani o belki karıştırıyorum yani üzerine ne? Duruyor. Nasrettin Hoca. Ha? Evet. Onun şey, binek şey var. Binek şey var. Binen şey. Doğru. Tamam doğru. Tamam. Eşek. Peki. Yani söyle. Öyle. Yok ama bilmiyorum.
Yani öyle hiç öğrenmedim. Şey oldu. Ha şey mi? Hani Nasrettin şey eşi olan mı? Ha, o şey. Ha yok bilmiyorum ben onu. Her şey söyledi bilmiyorum. Sarı var böyle. Nasrettin Hoca tanıyorum ama ismen yani, değil yani. Bilmiyorum yani. Dışarıdan tanıyorum diye. Dışarıdan tanıyorum. Yani. Uzaktan. Uzaktan tanıyorum yani. Bu arada Nasrettin Hoca ile ilgili bir kısa bir bilgi geldi içeriden. Nasrettin Hoca Türkiye'de şey memleket olarak Konya, Akşehir ve Eskişehir, Sivrihisar diye biliniyormuş. Evet. Vay. Eskişehir'de bir heykel var onun evet. Üzerinde. Onun şey peki, bir tane eşek ne zaman var. Evet. Yani evet. Ortaya çıktı. Hatta Konya'da yani onu çok zaman? Merak ediyorum. Yok. Neredeydi ya? Bir yerde sanki Konya'da mı görmüşüm? Bir yere gittiğimde hani Nasrettin Hoca'ya şey sormuşlar. Dünyanın merkezi neresiymiş? Evet. Ve durduğu noktaya göstermiş ya. Yani. Ona ilgili bir tane bir yerde bir görmüşüm yani bir gezerken Türkiye'de bir yerde görmüşüm yani. Evet. Neredeydi ki o ya? Vedat. Konya'da Konya işte. Olabilir yani. Konya Akşehirliymiş zaten. Yani olabilir. O aslında olabilir. İkisinin birisiymiş. Yani. Peki ne zaman çıkmış? Ne zaman çıkmış yani? Hatta kim onu çizdi? Ya da kim onu evet, yani başlattı? Ya bunun belki şeyi vardır. Yani hani... çünkü Avustralya'daki olanı ben yani biliyorum yani ne zaman başladın da ben anlatacağım. Şimdi bunun aslı vardır belki. Anlatma. Tamam. Yok yok hayır. Önce cevabı alalım. Küçük bir araştırma yani? Yapmıştım ama yüzüyle unuttum. Nasrettin Hoca aslında çok bilgili biri, alim bir zattı. Hı-hı. Ama işte alimliğinde bir şeyi var galiba hani mizahlık var. Alim hani şöyle diyeyim. Alimi kimse anlamıyorsa bu alimin bir, o topluma faydası yok. Çok evet. Mantıklı. Ama evet. O alim o bilgisini öyle güzel o insanların seviyesine getirebiliyor ki herkes anlıyor. Hani çok bak mesela o ye kürküm ye aslında hı-hı. Çok büyük işte kibir, ondan sonra ikram kime yapılır, efendime söyleyeyim hürmet her şeyi içinde barındırıyor aslında. Evet. Küçük bir fıkra hikayenin içinde. Çok fazla hani kitaplar yazılı bunun üzerine aslında. Ama o alim olduğu için insanların anlatacağı, anlayabileceği seviye indiriyor. Aslında çok mantıklı evet. Yani hoca olmasa yani oradan geliyor hani aslında yani alim biri. Evet, evet. Bakmayın böyle hoca çok fazla şey sen gelince sonuçta. Komikmiş gibi. Yok ben öyle değilim. Önemli şeyleri komik şekilde anlatabilen halka, biri. Halka daha yakın dilde bir konuşmaya evet. Çalışıyor yani. Kitapta orada mesela paslanıp hani durmaktansa halka aynen. Daha kolay şekilde paylaşıyor. Bizde toplum olarak şey var yani Malis. Diye bir adam. Hmm. O da mı hoca Nasrettin Malis. Gibi? Malis. Valla tam böyle Nasrettin Hoca gibi demeyelim de Malis aslında şey demek yani. Müslüman mı? Yok. O zaman kurnaz değildir. Kurnaz yani nasıl söyleyeyim? Tilki gibi. Onun şey tarzı nasıl? Böyle insanları kandırıp yani istediğini her kişiden alabilir. O zaman bizim yalan söylerken. Bizimkiler daha çok benziyor demek ki. Anansin evet biraz. İnsanların kandırma işte. Ama. Ve hatta tembel genelde oldu. Kazanıyor. Bir de hatta şey yapıyorlar yani. Size kötüler kazanıyor sonunda. Buki, Malis. Buki, yani Malis. İkisi oluyor. Buki böyle pek akıllı olmayan. Bir de Malis yani çok zeki. Bir de kandıran. Kurnaz, evet, kurnaz. Bir de ikisi genelde şey yapıyorlar yani beraber yola çıkıyorlar. Ve maalesef o Buki yani böyle zekası biraz şey oldu. Hep kaybediyor. Her zaman ve her zaman. Bir kere bile şey yapamıyor. E peki sizin o zaman masallarınız hep sürekli kötü kazanıyor. Bu nasıl bir hani örnek yani? Ben de anlamıyorum. Çok ters de. Vallahi hani iyi bir örnek değil bence hiç, yani. Hiç iyi değil yani. Yani resmen ve, siz böyle kurnaz olmaya teşvik ediyorsunuz. Ve ediyor. Maalesef bunları böyle dinleye dinleye büyüdük. Sen de... Abi bence sen bu... Ne? Buki. Malis. Bence sen Buki'sin ama sen kazanıyorsun abi. Sen onu kırdın bence. Olabilir. Sen artık hani bir dahakisine Nasrettin Hoca'ya anlatırsın yani. Biraz daha hani dine yakın. Kesinlikle yani. İyi yolla. Bir de son dönemlerde yeni bir isim falan çıktı da Toto. Daha çok genç. Ya bu ne kadar oldu? 5-10 senedir. Daha çok Malis bir de Buki kelimeleri pek kullanılmıyor da daha çok Toto kullanılıyor. Yani. Toto. Peki o da mı aynı kişi? Toto, onun muhabbeti biraz daha farklı oluyor yani. Ha, anladım. Girmeyelim. Peki arkadaşlar, sizden bir Nasrettin hocaları... Nasrettin Hoca. Ya veya hani ona benzeyen Anansi miydi? Anansi, pek onlardan Anansi. Bir... O önemli abi, onu unutmayın. Evet. Avustralya'da var. Kim var? 1933'ten yani oradan başladı. Şimdi... Kitapları var, dizileri var, hatta yeni filmler hatta onun üzerine, onun hakkında çıkarttılar. Kim hakkında konuşuyoruz anlayamadım. Şimdi vereceğim, geliyor. Ha, tamam. Yani adını söyleyeceğim şimdi. Adı Blinky Bill. Genelde yerde yaşıyor. Yani yer altında yaşıyor genelde. Her neyse,
pardon. Şimdi onun Avustralya'nın ikonu. İkoni, ikon, icon. Icon. İkon, icon, icon. İkon, yok, efsane gibi bir şey. Kültür, kültür elçisi diyebilirim yani. O şekilde. Genelde şimdi koala, şimdi biz yani Nasrettin Hoca'na bahsettik. Şimdi hoca, insan falan vesaire. Ama koala yani biraz çocuk bir imajı var. Yani olgunlaşmış ya da bir adam değil, çocuk. Ve yaramaz bir çocuk ama çok temiz kalpli, yani yardımsever, iyi niyetli. Yani iyi niyetli birisi. Ve daha çok şimdi çocuklara örnek olarak yani hikayelere işte fıkra anlatır. Ve şimdi daha çok dünyayı anlamak için, yani bunu çocuklara öğretmek için anlatılıyor. Valla ben çok merak ettim ya, bir tane hikaye alabilirim diye. Öyle. Bu akşam izleyeceğim. Yani şimdi güldürmek için değil, daha çok eğitim. Yani eğitmek için. Ben hatırlıyorum, biz izleniyor bir televizyonda ben de çizgi film mi, masal mı? Yani masal, çizgi film yani yapılmış, sonradan yapılmış. Önceden. Yani, önceden bir halk içinde masal, sonradan çizgi film. Sonradan yani öyle çok o kadar meşhur oldu ki artık insanlar yani biraz önce dediğim gibi yani kitaplar yazılmış, ondan sonra dizi yapılmış, ondan sonra 2015'te anladım. Film yapmışlar. Evet. Anladım. Yani, o kadar meşhur yani anladım. Diyebilirim. Peki şimdi Osmanlı torunuyuz diyorsunuz. Osmanlı'yla hani şeyimiz var, bağımız var diyorsun. Peki var mı bir masal olarak? Ben hiçbirini bilmiyorum. Bağ. Şaka. Nasrettin Hoca. Ya bak, konumuz bugün mizah. Gülünmeyecek şaka yapmayalım. Olmaz mı? Var. Ne oldu? Biz de. Şaka yaptık. Evet, tamam. Demek ettiğimize. Var Nasrettin Hoca ama pek bu kadar yayınlı gibi bir şey değil. Aslında Arap toplumunda da var ya aslında Nasrettin Hoca. Ben daha medresede okurken hep bize anlatıyorlar ya. Şu an hatırlamıyorum. Ama ismen Cuha diye geçiyor ya. Cuha. Cuha. Hocayı ters çevirmişler. Hoca. Hoca, Cuha. Evet. Cuha, Hoca. Belki şeydi, karakter olarak da belki farklıdır yani. Tersi. Belki tam ters karakter yani. Evet. Hatta ya bazen bile burada gelen, işte Arap ülkelerden gelen arkadaşlarla konuşurken, işte bunlar gelince yok, Nasrettin Hoca bizden geliyor diyor aslında. Ya onlar şimdi. Da, evet, öyle diyorlar. O yani. Kazakistan'dan geliyor ya. Hala tartışıyoruz burada şey, ya. Ama şunu demek istedim. Var kahramanlar var mesela, karakterler. Bir tane hikaye var, çadır. Ne zeminde ne havada. Yani bir çadır sanki tamamen yer ortasında duruyor. Yani bir hikaye var. Ondan sonra baş çelik bir adam var. Yani bir adam, bir çelik var. O da baş çelik, yani tam çelik gibi bir şey adam. Çok büyük bir kahramanlar böyle. Herkesi kurtarıyor, herkese yardım ediyor. Öyle gibi bir şeyler, kahramanlar var. Hoca Nasır diye sandım da öyle bir ara şey yaptım, daldım o tarafa. Evet, hoca Nasır pek yaygın orada değil. Anladım. Hani şey bakan şimdi şimdi ne neydi, kimdi o şu sizinki? Ha. Hayır, şu hoca. Yok. Kanalı mı? Kanalı Hoca Nasır'ın ismi neydi ya? Kanalı. Nasrettin Bey. Neyse işte o sizin. Gosey Mosey bir şey diyordun ya. Anansi. Tamam, Anansi. Sizin Anansi şey yapıyordu değil mi? Yani kötüydü yani, kendisini alıyordu. Evet yani, tembel insan, hiç çalışmayan ama zekasını kullanarak insanları kandırmaya çalışan insan. Aslında ben birisine benziyorum. Ya Ganalıların kandan mı var bu acaba? Bu ne demek abi ya, yapma ya. Yoksa ya. O da mı? büyük dedem. Senin soy ismin neydi? Neyse, konuya şey yapmak istedim. Bizim Kazakistan'da sizinkinin tam tersi var. Allah. O da Aldar Köse. Aldar Köse. Aldar Köse demek, aldao demek bizde kandırmak demek. Yani kandıran aldatmak diye. Mı gibi bir şey? Evet. Aldatmak Aldar değil de o biraz köse. Daha farklı yani anlam olarak. Ya, kandırmak işte yani. Kandırmak. Bizim şey gibi, neydi o adam ismi? Robin Hood gibi. Aha. Bizde evet. O şekilde geçiyor burada. Muhtemelen her yerde. Zenginlerden alıyor, fakirlere veriyor. Çalıyor. Ve, efendim? Zenginleri çalıyor, fakirlere veriyor. Çalmıyor. Kandırarak alıyor. İşte çalmak değil. Çalmak değil mi? Çalmak. Hayır, çalmak değil ya. Yani onlar ikna ediyor onu para vermeye. İkna ediyor. Evet. Neyle abi? Bak şimdi anlatacağım. Bir tane olay var mesela. Şimdi inşallah sen abi çok almamışsındır yani. Efendim? Sen yaptıysan artık yani. Dinleyelim ondan sonra. Ya o da bizim dedelerimizden. Karar vermeyelim. Yani. Tamam. Bir dinleyek. Şimdi Aldar Köse bir gün şey yapıyor. Yaylada işte hani Kazakistan yaylasında gidiyor. Ve kıyafetleri hep delik delik. Yani çok eski kıyafeti varmış. Şimdi şey görüyor. Zengin bir, çok bir zengin bir padişahı görüyor. Diyor ki, bak diyor, dışarısı şey oluyor o adam. Neydi onun ismi?
Yağmur mu? Sıcak. Yok, çok esiyor. Evet. Çok esiyor ve o adam hani zengin çok kalın giyinmiş ve yine üşüyor. Ondan sonra Aldar Köse diyor ki of of ne kadar güzel hava diyor. Şey de diyor ki nasıl çok hava güzel diyor. Çok soğuk diyor. Her tarafta esiyor yani diyor. Niye sen güzel diyorsun? Senin de kıyafetin yırtık diyor. Neyini seviniyorsun diyor. O da diyor ki ben diyor rüzgar diyor bu taraftan giriyor diyor. Buradaki delikten çıkıyor diyor. Bana hiç geçmiyor diyor. Yani bütün deliklerden girip çıkıyor diyor. Ben üşümüyorum diyor. Güzel. Ama sana bir giriyor diyor içinde kalıyor diyor. Ondan sonra diyor ki şey işte o neydi zengin adam işte padişah diyor ki aa çok mantıklıymış o zaman değiştirelim kıyafetimizi diyor. Ondan sonra işte zengin adam onu kıyafetini veriyor, onun kıyafetini alıyor. Başta gerçekten öyleymiş gibi hissediyor kendisini, sıcakmış gibi hissediyor. Aldar Köse bir kaçıyor oradan, ondan sonra öyle kalıyor. Güzel gerçekten. Bak bu şimdi almak değil. Adamı ikna ediyor vermeye evet, kıyafetini. Evet, yalan nasıl söyleyerek. Kandırarak yani. Nasıl yani sonuçta kandırarak yani. Ya. Kandırmak aldı mı aldı yani. Seninkine benziyor ya. İyi değil mi? Neydi? Malis. Ama kötü değil yani. Zengine, ha gerçi evet kötü biraz. Kendisi de fakirlere verdiğimizi görmedin şurada. Ya diğerlerine fakire veriyor ama bu hatırladığım en hani aklımda kalan bu şeydi, hikayeydi benim. Uygulama. Neyse, ben yani bunları çocuklara mı söylüyor? Evet, evet çocuklara mı anlatıyorsun? Nasıl kandırılır? Ya ben bunlar böyle çok uyanık ya. Nasıl kandırılır? Yani. Çok kötü. Hayır, o, amaç orada o değil. Amaç tabii, orada tabii, o değil. Tabii. Amaç onları uyutmak yani değil mi? Çocuklar akşam olduğunu uyusunlar diye. Amaç ne acaba ya? Şimdi arkadaşlar biraz sizin kültürünüzde oluyor. Var mı böyle hikayeler? Bizdeki var. Hayvanlar genellikle alıyorlar böyle hikayeler. Ha, biz onu basna diyoruz. Şimdi mesela insanlar değil ama şey hayvanlar insanın şekli alıyorlar. Mesela her bir hayvan bir özelliği var. Mesela nasıl diyeyim? Kurt mesela hı-hı. Çok böyle tehlikeli böyle gibi bir şey karakter oluyor. Hı-hı. Ondan aslan sonra çok güçlü bir... Aha aslan, köpek, maymun yani her bir sembol yani şey anlamı bir şekil veriyor. Ayrı ayrı özellikleri var. Özellikleri var. Onu biz bayağı yani şey falan büyüdük bunlarla. Yani şey bu yani şey, sadece karanlık değil hikayeler. Bu güzel bir tarafta hikayelerimiz var. Hı-hı. İsterseniz bir tane güzel hikaye anlatabilirim size. Özellikle maymunların özellikleri ne? Şimdi anlatayım isterseniz. Tamam. Çok merak bir gün, ediyorum. Bir gün şey falan bir köpek böyle bir diğer yere gitmiş. Jungle. Nasıl diyoruz jungle? Ormana çıktı. Orman. Ya tamam. Ormana çıktı ve bir şey falan kemikler görmüş ama çok acıkmış. O kemiklerde azıcık ufak tefek etler varmış. Gelmiş yeme gelmiş falan. Yiyor ama yakın zamanda bir leopard. Leopard onu yaklaşıyor. Ve şimdi o köpek yaşlı. Şimdi kaçamazsa leopard onu alacak, yiyecek. Çağırarsa, bararsa biliyor yani zaten leopard orada olduğunu. Ondan sonra o köpek, yaşlı köpek ne diyecek? Bu leopard çok tatlı. Bu leopard çok tatlı. Ondan sonra leopard onu duyduğu zaman kaçtı. Ha, zannediyor ki zannetmiş, evet. Aha o yemiş. Ama yemiş, onu maymun gördüğü zaman demiş ki, ha bu köpek... Bu şey falan, bu leoparda çok bir tavır yapmış. Ben şimdi leoparda yanına gideceğim, söyleyeceğim ha bu köpek şey falan sana yalan söylemiş. Bana leopard bir ne bileyim para gibi bir şeyle verecek, çok muzlar getirecek şey falan filan. Ve kaçıyor leoparda diyor ki o köpek sana yanlış yapmış, yalan söylemiş ve şey falan o çok yaşlı sen onu yiyebilirsin. Ve şimdi bu köpek anlamış bu maymunun tavırları biliyor maymun sürekli böyle oyunlar oynadığı için. Ortayı karıştırıcı. Aha ortayı karıştırıcı ve ondan sonra geliyor ve hem maymun geliyor hem leopar geliyor yavaş ve ondan sonra köpek ondan bu maymun nerede o kadar kaldı ben söyledim bu ikinci leopar da getir bana çok acıktım yani ondan sonra şey leopar ha vazgeçti ya şey bu köpeğe ve maymuna kaçmaya başladı ondan sonra köpek normal yoluna devam etti çok iyi hoşuma gitti evet yani şey falan mantık kullanmak ne kadar yaşlı olduğunu ne kadar şey falan zayıf tecrübeli. Olduğunu evet tecrübe bu anlamda geliyor zeka aynen. Kullanmamız gerekiyor yani hiç böyle zayıf değiliz yani son noktaya kadar yani her anlamı var yani mesela bu hikayeyi hatırlıyorum mesela madem açmışken herkes anlatıyor ben de bir tane anlatayım açıkçası daha çok güzel hikayeleri var köyü kullanmasının fakat fazla bir gün çalışamadım açıkçası şantiyedeydim. Hatırladım ki bir şey anlatayım. Zamanın nasıl etin diyorum şimdi ya. Benimle bana gülüyordu şimdi. Hoca nasıl? Köku anansı unutmayın. Anansı kelimesi
örümcek demek. Hı hı. Evet. Anan bahsetmiştin. Yani. Şimdi zamanında anan senin bulunduğu köyde ciddi bir şekilde bir kitlik yani. Kıtlık. 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 Kıtlık nedir? Kıtlık famin. Fam. Fam. Famin. Kıtlık çıktı ve onun üzerinde herkes köyde yani ciddi bir çare içerisinde çalışıyor. Yani kendi tarasıyla ilgileniyor. Anasının eşi var. Bir de onun bir tane oğlu var. Şimdi eşiyle oğlu çok ciddi şekilde tarlalarında çalışıyorlar. Fakat anası çok tembel olduğu için sürekli bir bahane buluyor. İşte bugün başım ağrıyor. Evet sizinle çalışamayacağım diyor. Yarın öbür ayağım ağrıyor falan falan bir şeklinde. Fazla şey yapmamış. Bir katkıda bulunamamış. Yani o tarlada. Şimdi bir zamanı geçti. Ondan sonra oradaki ürünler büyümeye başladı. Hı hı. Tamam mı? Anası bir çıktı bakmış ki burada bir gelecek var. Yani ben burada bir emeğim yok bunun içinde. Ve bunlarla aynı şeyi paylaşamam. Yani olmaz. Zaten kabul etmezler. Ben kendime bir çözüm bulmam lazım dedi. Ondan sonra düşünmüş. Tamam dedim. Ben çözüm bulmuşum. Evine gitti akşam. Ondan sonra eşi ve çocuğu çağırdı yemekten sonra. İşte diyor. Ben size bir vasiyet bırakmak istiyorum. Yarın öbür gün ben eğer ölürsem beni alın ve o tarlanın ortasında gömün. Nere? Tarlanın ortasında beni gömün diyor yani. Aha, kabrim tamam. Orada olsun. Fakat beni gömerken şeyin içinde, kefenim içinde bir bu kadar domates, bu kadar patates, yani bu kadar işte biber, yemek, biber falan, tuz falan bu kadar olsun. Yani şu yemeklere saydı işte. Ve beni üzerinde kumla örtmeyin diyor. Sadece yapraklarla ve birkaç tane çalı falan yok, işte. Yok, ahşap. Ahşap ile, tamam. Ve şey, beni şey yapın, kum dökmeyin diyor. Tamam dediler. Ya düşünün, Allah Allah, bu adam niye öyle bir şey konuşuyor ki? Aklıma yani? Ne geldi? Ne oldu? Ha bak, unuttum, bir şey de daha var diyor. Nasıl? Anansı. Anansı. Ve o tahtalara çivi kullanmayın diyor. Sadece tahtaların üzerinde, mezarın üzerinde koyun, üzerinde yaprak koyun. Fazla bir şey yapmayın. Yani ki ben bundan sonra cennete gidebilirim. Yani öyle bir kalkabilirim gibi bir şeyler. Yani. Ha. Şimdi ertesi gün adam kökünası hasta olmaya başladı. Hastalandı, başından başladı. İki gün geçti, işte şuraya kadar geldi. Gittikçe hastalığı ağırlama başladı. Ondan sonra birkaç haftadan sonra adam kokonansı vefat etti. Şimdi onun istediği gibi aldılar onu, tarlanın ortasından gömdüler. Üzerinde işte tahta ve yaprak. Şimdi meyveler artık her şey buydu ya. Şimdi zamanı şeyleri alma zamanı geldi. Hasılatı toplamaya yani, tamam. Topladım. Şimdi eş ve çocuk sabah gittiklerinde hep birileri o şeyleri çaldığını fark ediyorlar. Daha eksik olduğunu fark ediyorlar. Allah Allah, ne oluyor? Kim acaba? Tamam, sallamıyorlar. Bir, iki gün, üç gün, bir hafta. Yok, artık dayanamaz cunuma geldiler. Burada bir olay varmış diyor. Bunu çözmemiz lazım. Ne yapacağız? Scarecrow diyorlar ya. Adam yapıyorlar. Sahte. Korkuluk. Korkuluk. Evet. Ne diyorsunuz? Korkuluk mu diyorsunuz? Ya ne diyorlar ona? Ya korku adam yani şey, genellikle böyle. Genelde tarlalarda olur. Yani kuşların gelip de o şeyleri yemesinler diye. Adam insan işte yapıyorlar. Yemesinler falan. İşte onun gibi şey yaptılar. Ve tarlanın ortasından diktiler. Tamam. Şimdi gece olduğu gibi her zaman kök anası çıktı kabrinden. yine piknik yapmaya geldi. Şöyle bir çıktığında bir baktı ki sanki uzaktan bir adam duruyor. Gecede. Kök anası çok korktu. Allah Allah, bu saatte burada adamın ne işi var? Yok dedi, burası benim eşimin tarlası. Olsa ben o adamı kovarım diyor. Sonra bağırma açtı. Kimsin? Alo, kimsin gibi şey. Ses gelmiyor. Yaklaştı. Ne de bağırdı işte. Alo, kimsin? Ne yapıyorsun burada? Ses çıkmıyor. Gittikçe daha çok korkuyor. Bak sen oradan gitmezsen ben seni işte döverim, bilmem ne yaparım diye saydı. Yine de adam gitmiyor. Sonunda yaklaştı ve eli kaldırarak şeye vurdu. Vurduğunda eli orada tıkandı. Kaldı yani. Tıkandı değil mi? Kaldı. Şimdi daha çok korktu, tamam mı?
bak senin beni elim bırakmazsan var ya, tekrar çarparım dedi. Tekrar bu elle çarptı, o da elde orada kaldı. Ondan sonra ayak derken buçuk ucunda şeyini kaldı. Sarıldı yani. Ondan sonra kurtaramıyor. Ondan sonra yavaş yavaş zaten gündüz olmaya başladı ya, o zaman fark etti ya bu insan değil. Yani yapay bir şey. Beni bunlar aslında tuzakmış. Ağlamaya başladı. Sabahleyin eşi ve çocuk geldiğinde orada bir insan olduğunu fark ettiler. Hemen koştular köye. Bütün köy halkını çağırdılar. Koşa koşa şey, tarlaya geldiler. Anası orada. Bakalım kim varmış orada. Köko anası var. Allah Allah, köko anası sen ölmüş değil miydin falan falan derken herkes bir dayak mı? Bunu yorulurken adam köko anası kaçmaya başladı. Nereye kadar gitti? Evin ne diyorsunuz? Tavanda. Çatına çıktı. Tamın üstü, tamam. Ve orada kaldı. Ondandır ki örümcek hep evin çatında kalıyor. Aşağı inmiyor. Ha. Bu şekilde bitiyor yani. Vay, mesajlar Allah. Telledim ya. Şöyle bir kısa sorum olacak. Şimdi o kendi eşini, kendi çocuğunu niye çalıyor? Yani o kadar tembel ve ha, şey tamam, yani. Anladım, tamam. Zamanınız şey olsa Abdülhafız'ın alalım. Öyle zaten hani. Aynen. Sonuna doğru Hafız'dan alacağız. Fıkra anlatmasak mı ya bir tane? Temelle Dursun tanıyor musunuz? Temel? Temel Dursun. Karadenizlilerin değil mi? Evet, o evet. Onlar çok fena yani. Hani mizahtan. O zaman şöyle yapalım bak. Ne Hafız diyor? Anlatsın. Tamam. Sonra sen son olarak bu Temel Dursun olayını bize genel olarak bir anlatıp bir fıkrasıyla beraber bitireceğiz. Tamam. Ne diyorsun? Tamam. Tamam. O hayır, zaman markam yok zaten. Yok tabii ki. Tamam, şimdi masalımız şeydir. Fe pa jüri. Fe pa jüri. Yani şöyle tam tercüme edecek olursak, yani gösteriş uzun sürmez. Yani nasıl söyleyeyim yani. Anladık biz. Tam tercümesi öyle. İşte çok eski dönemlerde bir tarlada 3 hayvan yaşıyordu. Bir hindi, bir tavuk, bir de bir ördek. Evet. Üçü böyle nasıl söyleyeyim, kardeş gibi yaşıyorlardı. Aynı bizim yalnız, gibi böyle. Evet. Şimdi kim yalnız, kim hindi, kim ben yokum yani. Ben yokum yani. Yalnız, sen örümceksin. Şeyin böyle bir özelliği vardı, hindinin böyle bir özelliği vardı. Bütün tarladaki diğer hayvanlara yani hava atardı. Çünkü büyük ya, böyle şeyleri böyle sabah sabah. Ne diyorlar, kanatları böyle açardı. Ne kadar güzelim böyle. Beni bana bakın falan. Allah ne güzel yarattı. İşte her gün şey yapıyordu yani, kendini gösteriyordu. Hatta arkadaşlar da şey yapardı, böyle laf atardı. Sen böyle kısa boylusun. Sen hiç güzel değilsin. Kaldı ki bir bayram yaklaşıyordu. İşte tarlanın sahibi böyle etrafa bakarken hangi hayvanı keseceğini düşünüyordu. Maalesef tam o esnasında hindi böyle kendisini gösterdi. Yanlış yerde kendisini gösterdi. Yanlış yerde, yanlış evet. Zamanda. Aynen öyle. Bir de şey dedi, çiftçi dedi ki ha biz bu sefer bir şeyden başlayalım, hindiden başlayalım. İşte bir sabah bütün tarla böyle bir kalktı. Baktılar ki güneş böyle artık tam tepede. Ama şeyde ortalıkta yok. Herkes böyle arıyor. Hindi Bey nerede? Yok. Çorbada. İşte Tavuk Efendi böyle gezerken bir baktı. Masada kim var? İşte geçmiş Hindi böyle bir güzel orada. Kızarmış. Yani ağladı. Ağlamaya başladı. Bir de bütün tarlayı topladı. Dedi ki ya arkadaşlar ne oldu bugün biliyor musunuz? Bizim efendi arkadaşımızlara ne oldu yani? İşte bugün bayram da bizim çifti onu kesti, şöyle oldu. Bundan ders çıkartmamız lazım. Fazla hava atmamak lazım. Biraz mütevazi olalım. Hem mümkün olduğu kadar haddimizi şey açmamak lazım yani. Güzel. Evet. Çok güzel. Gerçekten güzel. Evet. 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 Sağlam. Ben. Sağlam. Çok fazla hava atmayalım gençler. Evet. Söyleyeyim. Temel Dursun. Ama Temel de Dursun. Bir hava attın. Mutlaka hepiniz bir tane fıkrasını duymuşsunuzdur. Duymadım. Temel de Dursun iki Karadenizli karakter. Çok saflar, böyle olayları farklı algılıyorlar, farklı anlıyorlar. İşin komikliği zaten oradan çıkıyor. Yani çok normal bir olaydan çok komik bir olay çıkartabiliyorlar. Bu da mesajlanma değil mi? Yani mesaj dolu ama amaç aslında daha çok güldürmek. Anladım. Tamam. Hani birden böyle şok edip yani insanları güldürmek. Hadi bakayım bizi. Hadi bir tanesini anlatayım bakalım. Bir güldür bizi. Güldürecek mi bize?
Hangisini anlatayım? En güldürebileceği. Vahide de biraz şey olmuş olur. Seni çok seviyorum sana ya. Sana çok fazla mesaj geldi. Ne mi geldi? Dursun yurt dışında yaşıyor. Ve çok büyük paralar kazanıyor. Almanya'da olmasın. Yurt dışı işte artık nerede para kazanılıyor. Sonra da para kazanıyor. Temel'e mesaj atıyor. Temel buraya gel. Burada o kadar çok para kazanılıyor ki. Çalışmana bile gerek yok. Yoldaki parayı toplasan yeter sana diyor. Temel tabii bunu okuyor. İyi tamam biz de gidelim diyor. Uçağa biniyor. Dursun olduğu ülkeye iniyor havalanda. Uçaktan indi. Yürürken yere bakıyor. Para buluyor. Bayağı büyük bir miktar para buluyor. Alıyor parayı elde. Bakıyor böyle. Bakıyor. Sonra yere atıyor. Ulan ilk günden işe başlanmaz ki diyor. Evet. Ya şimdi aslında bunu biraz da böyle Karadeniz şivesinden anlatınca daha komik oluyor. İnşallah birkaç bölüm sonra ve önümüzdeki haftalarda İnşallah. Böyle ona farklı bölgelerden birilerini çağırır mıyız ki acaba? Bakalım. O biz karar veririz o şeylere. Peki hatta şimdi bizi izleyenler var ya aslında onlar da yazabilirler aslında. Aynen. Aslında evet çok mantıklı. Çok hani yörenize hani yörenizde bir özel bir fıkralar veya hani karakterler olursa bize bir bildirirseniz biz öğrenmiş oluruz. Evet. Aynen. Hem öğrenmiş oluruz hem özellikle zaten örnek hani ders vermek amacıyla yapıldıkları için biz de hani bir ders almış oluruz inşallah diye. Hatta özel şiveyle yani anlatabilirsiniz. Aynen, böyle videoyla. Biz de o şekilde öğrenmiş oluruz yani. Evet çok mantıklı yani. Video da gönderebilirsiniz. Artık video bile geçtik yani. Tabii canım. Tabii iletişim çağında yaşıyoruz. Artık her şey her şeyin imkanı var yani. Peki. Peki bugün birazcık ders aldık. Her ülkenin birazcık hikayelerini duyduk. Yani genel olarak şunu anladık. Her yerde farklı karakterlerle ama aynı mesaj veriliyor. Evet. Evet. Yani aynen. Hepsi ders almak için, herkesi çocukları eğitmek amacıyla. Birisi kötü karakter, birisi iyi karakter ama sonuç olarak aynı mesaj değil mi? Yani sonuçta insan her yerde insan değil mi? Ama doğrudur. Efendim? Sonuçta insan her yerde insan. Duyamadım da. Sonuçta insan her yerde insan. Her yerde insan. Evet doğru. Ama evet Haiti dışında her yerde iyiler kazanıyor yani. Neyse bu şekilde anlattığımız konular size de örnek olsun inşallah. Yani biz de aslında bir böyle fıkra yapıyoruz aramızda. Biz de bir Nasrettin hocalarız burada. Bir örümcek adamlarız yani diyelim. Hepinize teşekkür etmek istiyoruz. İnşallah görüşmek üzere. Hayırlı günler. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm.